Evet efendim, küresel bakış programıyla devam ediyoruz. Birazdan konuğumuz olacak Profesör Doktor Tarık Oğuzlu hocamızla birlikte Rusya-Çin zirvesini ve Trump'ın yargılanma olası sürecini konuşacağız ki bu salı işte tutuklanabileceğini söylemişti, ancak herhalde gelecek haftaya kaldı. Neler oluyor Amerika'da, hepsini tartışacağız efendim, ama öncesinde gelin birlikte bir haber turu yapalım, sonra konuğumuzu ağırlamaya başlayacağız. Ve ilk haberimiz Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Brüksel'de başlamış oldu ve bu anlamda ülkelerin liderleri ekonomi, sanayi, rekabetçilik ve bankacılık gibi önemli konularda ve Ukrayna'ya sağlanacak olan destek noktasında bir araya geldiler ve görüşmelerde devam ediyor. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin devlet ya da hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de düzenlenen ve 2 gün sürecek olan liderler zirvesi, Konsey Başkanı Charles Michels'in başkanlık edeceği zirvenin ilk bölümünde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacağını söyleyelim ki Rusya-Ukrayna Savaşı gibi önemli jeopolitik risklerinde konuların da ele alınacağını efendim paylaşalım. Sonrasında da tabii ki özellikle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması değerlendirilecek ve Ukrayna oturumuna geçmek üzere liderlerin yöneleceğini de paylaşalım. İkinci haberimize geçtiğimiz zamansa Ukrayna, Rusya'nın Bahmut'taki gücü tükeniyor gibi bir açıklama var. Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Alexander Sirki, çatışmaların sürmüş olduğu Bahmut şehrinde Rusya'nın gücünün tükenmeye başladığını ve yakında bu fırsattan faydalanacaklarını bildirdi. Sirski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın asker ve tesisat kayıplarına rağmen ne pahasına olursa olsun Bahmut'u ele geçirme noktasında umutlarını da bırakmadıklarını paylaşmış oldular diyelim efendim. Üçüncü habere geçtiğimiz zamansa Çin Dışişleri Bakanı bugünün çatışması demokrasisi ile otoriterlik arasında olmadığını paylaştı. Rusya ile Çin arasında yakınlaşmanın liberal demokrasiye karşı otoriterliğin ittifakı olduğu görüşüne karşı çıkarak bugünün çatışması demokrasisi ile otoriterlik arasında değil, küresel adalette güç siyaseti arasındadır açıklamasında bulundu ki dün özellikle Putin ile Çin'in görüşmesi aslında Çin'in de birazcık Batı tarafından yalnızlaştırılarak Rusya'ya aslında mecbur bırakılması şeklinde okundu. Aslında Çin'in bu hamlesi bir jeostratejik bir hata mı? Bunu da birazdan hocamızla birlikte konuşacağız efendim. Geçelim Fransa'ya. O tarafta da gösteriler var ve Fransa'da gösteriler Paris Havalimanı'nın girişini kapatmış oldu. Ve bu anlamda tartışmalı emeklilik reformu Paris'de havalimanın girişini kapattı ve Fransız basınındaki haberlere göre ülkede emeklilik yaşının 2 yıl uzatma içeren tartışmalı reforma karşı kitlesel grev ve protestoların 9.sü düzenleniyor ve Paris'te reforma tepki için sokaklara inen göstericiler tabii ki birçok önemli yerin de aslında işlevini ve kamu düzenini bozmaya yönelik hamleler yapıyorlar. Haklı olarak da kendi emeklilik yaşlarına karşı, devlete karşı istediklerini almaya çalışıyorlar. Bakalım vatandaş mı kazanacak yoksa devlet kapitalizmi mi diye bekliyoruz efendim. Diğer taraftan İtalya Başbakanı Meloni'den de düzensiz göç uyarısı yapıldı ve bu anlamda yapılan açıklamada Tunus'taki mali durumun karmaşık olduğunu ve eğer yardım edilmezse buradan gelecek olan düzensiz göçün idare edilmez bir hal alabileceği uyarısında bulundu. Akdeniz üzerinde komşuları Tunus'un mali açıdan karmaşık bir dönemden geçtiğini belirten Meloni, İtalya'daki mali durumunda karmaşık olan Tunus'a yönelik Uluslararası Para Fonu'nun kredisinin de serbest bırakılması için çalışıldığını ifade edildiğini efendim paylaşmış olalım diyelim. Tabii baktığımız zaman önemli gelişmeler de var. Birazdan konuğumuzu da ağırlamış olacağız. Ama öncesinde bir haberimiz var. Haberimize paylaştığımız zaman ise İsveç parlamentosu ülkenin NATO'nun üyesi olmasına rağmen izin veren yasa tasarısını kabul etti. Tabii o tarafta çok fazlasıyla tartışılan bir konu biliyorsunuz NATO meselesi. Önce bu izni izleyelim, sonra devam edeceğiz. İsveç parlamentosunda bugün yapılan oylamada NATO üyeliği 37'ye karşı 269 oyla onaylandı. Sol Parti ve Yeşiller Çevre Partisi NATO üyeliğine karşı oy kullandı. İsveç'in NATO üyesi olabilmesi için Türkiye ve Macaristan'ın onayını alması gerekiyor. Hali hazırda 28 NATO ülkesi Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini kabul etti. Dışişleri Bakanı Tobias Böström,
Parlamentodaki oylamayı tarihi bir olay şeklinde nitelendirerek 2. Dünya Savaşı'ndan sonra güvenlik açısından İsveç en ciddi durumu yaşıyor dedi. NATO üyeliği İsveç'in güvenliğini garantiye almanın ve tüm Avrupa, Atlantik bölgesinin güvenliğini güçlendirmenin en iyi yoldur ifadesini kullandı. Öte yandan İsveç, siber saldırıları, yeni teknoloji ve uzay çalışmaları gibi alanlarda da NATO'ya katkıda bulunmak için benzersiz yeteneklere sahiptir. İsveç, güvenilecek bir müttefik olacak dedi. Dün tabii önemli bir kararı geride bırakmıştık. Fed'in faiz kararını, ancak Fed beklendiği gibi piyasalarda 25 baz puanlık bir faiz artışı yaptı. Ancak piyasalar bunu pozitif fiyatlamış, ama sonrasında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Kongre'yi dışlayarak bankalardaki tüm mevduatların sigortalanmasını düşünmediklerini söyledi ve piyasalar bunu olumsuz fiyatladı tabii ki. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Silicon Valley Bank ve Signature Bank iflaslarının ardından oluşan bankacılık sektörüne yönelik hükümet garantisi umutlarını boşa çıkardı. Yellen, iki büyük bankanın iflasıyla oluşan kargaşanın yatıştırılması için Kongre'den onay almadan ABD bankacılık sistemindeki mevduatlara yönelik geniş kapsamlı bir genel sigorta ya da mevduat garantisi getirmeyi düşünmediğini, bu konuyu tartışmadığını söyledi. Bir bankanın başarısızlığının sistemik risk oluşturduğunu söyleyen Yellen, vaka bazında Federal Mevduat Sigorta Şirketi FDIC tarafından sağlanan tüm mevduat sahiplerini koruyucu sistemik risk istisnasını kullanmanın muhtemel olduğunu kaydetti. İstisnanın büyük ve orta ölçekli bankalarla sınırlı kalamayacağını işaret eden Yellen, bulaşma riski olduğunda daha küçük bankalar içinde kullanılabileceğini vurguladı. ABD'de mevduatların 250 bin dolara kadar olan kısmı sigorta teminatı altında bulunuyor. Bazı kongre üyeleri teminatın yükseltilmesini teklif etti. Başkan Biden, batan iki bankaya yönelik müdahalede vergi mükelliflerine yük getirmediğini, finansmanın bankaların teminatı hatlarından karşılandığını açıklamıştı. Ve Profesör Doktor Tarık Oğuzlu hocamıza gideceğiz. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, çok özür diliyorum, öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Murat Bey. Ne güzel sizi görmek. Umarım çok teşekkürler. Kesinlikle hocam, karşılıklı. Şimdi hocam, mesela diyor ki Profesör Doktor Emir Alkin, değerli dostlar, savaş suçlusu hükmüyle tutuklama kararı çıkmış olan Putin, Çin'in kucağına itilmiş oldu diyor. Ben her zaman gelişmelerin amacı ile aracının beraber incelediğim için eninde sonunda Batı dünyasının Putin'in Çin üzerinden sıkıştıracağını tahmin ediyorum. Sanıyorum Çin Devlet Başkanı da küresel kutuplaşmada Putin'e el uzatmanın kendisi için uygun bir yaklaşım olduğunu düşünmüş. Böylece kamuoyuna açıklanan olan güvenlik belgesinde belirtildiği gibi Çin'in Batı dünyasının baş düşmanlarından biri haline getirmiş oldu diyor. Bir anlamda diyor, Çin de diyor aslında yalnızlaştırıldı diyor. Yani Putin'in kucağına itilerek. Şimdi Çin-Rusya gelişmesine baktığımız zaman iki yalnız gücün buluşması mıydı? Yoksa gerçekten de var olan bir gücü müttefiklik mesajı mıydı? Xi Jinping gerçekten bu görüşmede Putin'i ziyaret ederek, bir savaş suçunu ziyaret ederek iddialara göre hata mı yaptı sizce hocam? Vallahi kendi açısından işte hata yapmışa benzemiyor. 2014'te Rusya'nın Kırım'ı işgal ettiği günden bugüne zaten Rusya ile Çin arasındaki ilişkiler siyasi, askeri, ekonomik birçok farklı noktada iyileşme trendi gösteriyordu. Çin, Rusya'nın Ukrayna'da vermiş olduğu mücadelede onun arkasındaki en büyük destekçilerden bir tanesi. Ama aynı zamanda Çin'in de tabii dikkat etmesi gereken dengeler var. Çünkü batılı ülkelerle olan ekonomik ilişkisinin kapasitesi toplamda 1,5 trilyon doları aşıyor. Rusya ile olan ikili ticaretinin hacmi ise 200 milyar dolar civarında. Yani batılıları kızdırmak, küstürmek, kendisine karşı düşman etmek gibi bir lüksü olamaz Çin'in. Dolayısıyla yoğurdu üfleyerek yediği açık. Ama diğer taraftan da Rusya'nın da bu savaşta yenilmesini, elinin kolunun kırılmasını, küresel güç kapasitesinin ciddi anlamda erozyona uğramasını da istemiyor. Çünkü yanında güçlü bir Rusya olsun istiyor Çin. Batı'ya karşı veriyor olduğu bu jeopolitik mücadeleyi kazanabilmesi adına. Dolayısıyla bu hassas dengeyi gözetiyor. Bir de şöyle bir şey var. Çin tabii son dönemlerde Amerika'ya bakışını da biraz değiştirmişe benziyor. Çünkü Amerikalıların kendilerini kuşattıklarını, kıskaca aldıklarını, çevrelediklerini, yükselişlerini geciktirmeye çalıştıklarını mütemadiyen söylemeye başladı artık Çinli yetkililer. Ve üzerlerindeki stresi biraz da savuşturmaya çalışıyorlar.
Ve artı Amerika'nın dünya siyasetinde tek alternatif olmadığını, özellikle kemikleşmiş çatışmaların çözülmesi noktasında tek alternatif olmadığını da bu savaşta inisiyatif alarak 12 maddelik barış planını önererek İran-Suudi Arabistan yakınlaşmasını mümkün kılarak göstermeye çalışıyor. Tabii Çin'in bir de küresel güneyin ciddi anlamda sempatisini kazanmış bir ülke olduğunu bence unutmamamız gerekiyor. Bu şu anlama geliyor. Yani Rusya ve Çin belki batılı ülkelerle olan ilişkilerinde ciddi bir kırgınlık, gerginlik, kopuş yaşıyorlar ama bu dünyanın bu iki ülkeden elini ayağını çektiği, bu iki ülkeye mesafeli durduğu, durmaya başladığı anlamına gelmiyor. Yani birçok ülke doğrudan Amerika'nın yanında Rusya'ya karşı topa girmek şöyle dursun. Ya sessiz kalmayı tercih ediyor, ortalarda pek görünmemeyi veya Türkiye gibi, Hindistan gibi, İsrail gibi ülkelerde gördüğümüz gibi bir denge siyaseti takip etmeyi yeğliyor. Bir kısım ülkeler ise Rusya'nın doğrudan yanında yer alıyor. Yani o kadar da fazla yalnız olduğunu söyleyemeyiz. Ülke sayısı olarak bakarsanız evet 150'ye yakın ülkenin sanki Rusya'nın karşısında yer almış gibi bir hava var ama nüfus olarak irdelerseniz dünya nüfusunun yaklaşık %75-80'ini oluşturan coğrafya Rusya'nın doğrudan karşısında kesinlikle değil. Onu bir kere söylemem lazım. Bir de Çin'in tabii böyle bir inisiyatifi alması, Rusya ile Ukrayna'yı bir şekilde barıştırmaya çalışmasının şöyle stratejik bir arka planında bir hesabı kitabı da var. Çünkü küresel güney artık bu savaşın uzamasından son derece rahatsız. Enerji fiyatları, tahıl fiyatları çok artmış durumda. Enflasyonist baskılar çok artmış durumda. Ve Çin de ne diyor? Küresel güneyin aslında doğal bir lideriyim ben diyor. Sizin bu kalkınmacı, az gelişmiş ülkelerin sözcülüğüne oynuyorum diyor çok uzun yıllardan beri. Dolayısıyla bir çözüm bulması mümkün olabilirse Ukrayna-Rusya çatışmasında bu küresel güney nezdindeki itibarını da bir şekilde Çin'in tekrardan yukarıya çıkartabilir. Çünkü biliyoruz Çin konusunda dünya kamuoyunda da son zamanlarda ciddi bir kötüye gidiş var. Yani Çin'in de bu söyleminden rahatsız olan dış politikasında biraz böyle aşırı iddialı ve yayılmacı pratikler geliştirdiğine inanan ülkelerin sayısında bir artış var. Bu artıştan da rahatsız. Yani Çin kötü anılmak, kötü düşünülmek, işte zor kullanarak başka ülkelerin iç işlerine doğrudan müdahale eden ülkelerin arkasında durmak şeklinde bir algıyı çok fazla taşımak istemiyor. Çünkü bunun bir maliyeti var. Bu maliyeti artık kaldırmak istemiyor. Çünkü kendi ekonomisi de aslında bundan olumsuz etkileniyor. Bu Rusya-Batı gerginliği ne kadar artarsa küreselleşme süreci o kadar zarar görür, küresel tedarik zincirlerindeki tıkanmalar o kadar artar. Batılı ülkelerde korumacı merkantilist dediğimiz o ekonomi politikaları ivme kazanır. Çin ekonomisi de bundan doğrudan olumsuz olarak etkilenir. Bir an önce savaşın sona ermesi bence ve çok stratejik anlamda Çin'in çıkarına çok doğru bir adım. Bence Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Putin'i ziyaret etmesi çok doğru bir adım kendi ülkesi adına. Ama şöyle bir şey de var. Yani Batılıların stratejik bir hata yaptığını düşünüyorum ben. Brzezinski'nin çok ünlü bir açıklamasında dile getirdiği gibi yani nasıl ki biz Sovyetler Birliği'ne karşı zamanında Çin'e yaklaşıp anti-Sovyet bir bloklaşma oluşturduk. Şimdi de Çin'in yükselişi karşısında işte Rusya'ya yaklaşalım, Rusya'yı Çin'den kopartalım, Çin'e karşı daha güçlü kuralım. Yani böyle bir şey önermiş olsa da zamanında Brzezinski ve onun gibi düşünenler şu anda Batı tam tersini yapıyor. Yani Rusya'yı ve Çin'i eş zamanlı olarak düşmanlaştırıp öcüleştirip uluslararası sistemin dışına itmeye çalışan Batı bu iki ülkeyi birbirine daha fazla yakınlaştırıyor. Bundan ne kazanacak? Açıkçası orta ve uzun vadede yani bu ucu açık bir soru, tartışmaya açık bir soru. Belki de Amerika kısa vadede şunu kazanıyor. Yani kendi liderliğini en azından Batı ülkelerin nezdindeki, geleneksel müttefiklerin nezdindeki liderliğini, yani Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Doğu Asya'daki işte Japonya gibi, Avustralya gibi, Yeni Zelanda gibi, Güney Kore gibi ülkeler nezdindeki liderliğini belki pekiştiriyor. Yani bu savaş Batı'yı birbirine kenetliyor. Kesinlikle Amerika'nın liderliğini meşrulaştırıyor ama Batı ile diğerleri arasındaki mesafeyi inanılmaz şekilde açıyor. Yani Batı'nın küresel düzlemde liderlik edebilmesi, sözünün ağırlığının olabilmesi, politikalarının meşru görülebilmesi ihtimali azalıyor. Rusya ve Çin gibi iki tane Batı dışı devi
biraz böyle tokatlaması, biraz böyle silkelemesi, biraz böyle öcüleştirmesi üzerinden güttüğü stratejiler dolayısıyla. Hocam şimdi tabii dün özellikle Çinli lider dünyaya net bir mesaj verdi. 100 yıldır olmayan bir değişim geliyor dedi Xi Jinping ve bu değişikliği birlikte yürütüyoruz dedi Putin'le birlikte. Batı'da ise alarm zilleri çalacağını söyledi. İngiltere'nin Ukrayna'da zayıflatılmış uranyum gönderme planını eleştiren Putin, kendilerine karşı nükleer bileşenli silahların kullanılması durumunda karşılık vereceklerini de aktardı ki İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Ukrayna'ya yalnızca tank tedariği değil, zayıflatılmış uranyum içeren zırh delici mermiler göndereceklerini de söylediğini öğrendik diyen Putin. Öyle görünüyor ki Batı gerçekten de son Ukraynalıya kadar savaşmaya karar verdi. Ancak sadece sözlerle değil eylemlerle de bu kararı verdi. Belirtmek isterim ki tüm bunlar olursa kolektif Batı'nın nükleer bileşenli silahlar kullandığını varsayarsak Rusya'nın da buna göre tepki vermek zorunda kalacak. Ciddi bir aslında hani karşılıklı tehdit mi diyelim ya da Batı'dan gerçekten böyle bir tehdit olduğu için mi buna bir karşılık mı verdi diyelim bilemiyorum ama öncelikle Batı'nın böyle bir Rusya'ya karşı koz kullandığını düşünüyor musunuz? Ve bir nükleer felaket noktasına sizce geldik mi? Ve 100 yıldır olmayan bir değişim diyor Xi Jinping. Katılır mısınız hocam buna? Nasıl bir değişim içerisindeyiz? Xi Jinping'in aslında altını çizmeye çalıştığı değişiklik sadece dün yaptığı açıklamayla sınırlı değil. Yani Çin Komünist Partisi Genel Sekreterliğine seçildiği geçen Ekim ayından bu yana, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı seçildiği geçen aydan bu yana çeşitli konuşmalarda dile getirdiği bir görüş bu. Yeni bir dünya düzeni var diyor. Artık Amerika yalnız değil diyor. Farklı değerler, kalkınma stratejileri, modelleri var diyor. Ben diyor Çin olarak küresel kalkınma inisiyatifi, küresel güvenlik inisiyatifi gibi inisiyatiflerle ortak kader birliği felsefesi etrafında dünya siyasetinde daha etkili olmaya çalışacağım diyor. Ve Batı'nın istediği her şeyi istediği şekilde gerçekleştirebilmesinin artık pek mümkün olmadığını altını çiziyor. Bunu bir kere söyleyelim. İkincisi şu. Bu savaşın uzamasının az önce sizin de okuduğunuz metinde dile getirildiği gibi Allah muhafaza bir nükleer silahlara evrilebilecek daha önemli bir çatışmayı içerdiğini, böyle bir çatışmaya sebebiyet verebileceğini, bunun ihtimal dahilinde olduğunu ben de düşünüyorum açıkçası ve gidişatın tehlikeli olduğunu varsayıyorum. Çünkü ne Ukrayna'nın ne de Rusya'nın savaşı bir an önce sona erdirmek gibi bir niyeti şu anda görünmüyor. Her iki tarafta zamanın kendi lehine aktığını düşünüyor. Amerika'dan ve batılı ülkelerden çok ciddi bir ara buluculuk yönünde bir girişim yok. Ciddi bir barış planı masanın üzerine konmuş değil. Zaten bu yüzden de bence batılılar biraz stratejik düşünüp Çin'i olumlu yönde encourage etmeliler, yani cesaretlendirmeliler. Lütfen biraz daha topa, daha güçlü gir. Lütfen artık bu Putin'in, yani amiyane tabirle söyleyecek olursak, yani kulağını biraz büküver, ona biraz abi nasihatı ver. Yani bu gidişat değil. Eğer böyle giderse büyüklerin kapışmasına bu dönecek. Bak bundan sen de fayda görmeyeceksin, sen de bundan zararlı çıkacaksın deyip, yani Çin'i cesaretlendirmesi gerekiyor. Bu bence bütün dünyanın faydasına olabilecek bir şey. Çünkü unutmayalım ki özellikle Birinci Dünya Savaşı hep burada bir referans kaynağı olarak gösterilir. Nasıl ki Birinci Dünya Savaşı'na gidiş noktasında planlanmayan şeyler bu süreci tetiklediyse, düşünülmeyen şeyler, olmayacak denilen şeyler bu savaşı oldurduysa, çok böyle bir yani bir kibrit kıvılcımı üzerinden bir savaş çıkmışsa, yani benzer bir şeyi burada da görebiliriz. Yani Batı'nın bir plan sunmadan, savaşı sona erdirme planı içermeyen bir bakış açısıyla Ukrayna'yı devamlı şekilde silah yönünden güçlendirmesi, kuvvetlendirmesi, işte en son İngiltere örneğinden bahsettiniz. Yani bunu nerede duracağı sorusunu bize sordurtuyor. Bu nerede duracak? Çünkü bakın şöyle bir şey var. Bir makalede okumuştum. Çok ilginç bir gözlem olduğunu düşünüyorum. Rusya durdurursa bu şeyi, saldırıyı, savaş biter diyor insanlar. Ama Ukrayna durdurursa saldırıyı, Ukrayna biter. Yani bu da acayip bir denklem. Yani Rusya'nın bir inisiyatif alarak kendiliğinden bu savaşı sonlandırabilmesini mümkün kılacak bazı diplomatik açılımları yapmanız gerekiyor Rusya'ya karşı.
Çünkü Rusya'yı dövemezsiniz. Yani Rusya'nın bu savaşı götürebilecek kapasitesi var ve onun için çok yaşamsal bir konu bu. Yani sonuna kadar gidebilir. Ama Batı'nın böyle bir şeyi yok. Yani Batı'nın limiti ne, kırmızı çizgisi de nerede duracak bilmiyoruz. Yani ve devamlı şekilde Ukrayna'yı desteklemesi Ukrayna'nın daha fazla dayak yemesi anlamına da geliyor. Çünkü Ukrayna'nın cidden ekonomik anlamda beli bükülmüş durumda. Yani imar söz konusu olduğunda yaklaşık 750 milyar dolarlık bir paradan bahsediliyor. Ukrayna'nın yeniden imara açılabilmesi, tek imar edilebilmesi, savaştaki yıkımları da giderebilmesi noktasında bu çok ciddi bir para. Yani Batılıların gerçekten biraz böyle aklı selim çerçevesinde düşünüp Rusya'yı da bir şekilde içine katan bir diplomatik barış önerisi, bir çözüm önerisini masaya sunmaları gerekiyor. Aksi takdirde İngiltere'nin ve Amerika'nın bazen de Avrupa Birliği'nin diğer üyelerinin muhalefetine rağmen diyeyim ben artık, topa çok sert girmeleri, Ukrayna'ya kesenin ağzını açıyor gözükmeleri, acaba bunlar gerçekten bir 3. Dünya Savaşı'nı mı istiyorlar? Gerçekten Rusya'yla ciddi anlamda bir kapışmayı mı istiyorlar? Yani Amerika'nın ve Anglo-Sakson dünyanın küresel siyasetteki dirilişinin en önemli yolunun, en önemli mekanizmasının Rusya ile yapılacak doğrudan bir savaş olduğunu mu düşünüyorlar? Acaba bu soruyu sordurtuyor bize yani. Biraz komplovari bir şey ama insan bu soruyu soruyor. Yani neden o zaman bunları yaşıyoruz? Bu kadar yıkımı neden yaşıyoruz? Hocam bir diğer önemli konu da bu hafta çok fazla konuştuk acaba tutuklanır mı tutuklanmaz mı diye ama hani kendisi görevde değil ama görevde olduğu süre boyunca ve sonrasında da çok fazla konuşuluyor Donald Trump. Ve bu anlamda Stormy Daniels'la değil mi bir ilişkisi? Kendisi Evet. işte erotik filmlerde oynadığı iddia ediliyor ve bu anlamda 130 bin dolarlık bir ödeme ile ilgili bir sus payı kendisine verildiği söyleniyor. Şimdi gözaltına alınıp alınamayabileceği konuşuluyor. Tabii böyle 2016 senesinde olan bir hanımefendiyle olan işte bir münasebetinden dolayı ki para ödeme ile ilgili bir tutuklama riski var. New York şehri bölge savcısı Alvin Bragg'e verileceği söylenmişti bu soruşturma nasıl ilerleyeceğine dair. Tabii nedir yani gerçek adı bu arada Stephanie Clifford olan Stormy Daniels. Onu da paylaşayım. 1979 yılında Louisiana eyaleti doğan bir hanımefendi. Hani Bill Clinton'ın işte o dönemki değil mi bakıldığı zaman hepimizin bildiği Monica Monica Lewinsky skandalı gibi bir skandalla dönüşmedi. Şu anda kimse Stormy Daniels'ı bilmiyor ama hani bakıldığı zaman bir hani krize dönüşecek mi ve görevde olmayan bir kişiden bahsediyoruz. Neden tutuklanacak hocam? Kendisi de zaten böyle bir tutuklanma riskinden bahsetti. Anlaşılan o ki Donald Trump'ta tutuklanma olasılığını bayağı gözü almış durumda. Ne dersiniz? Aslında bildiğim kadarıyla bugün jüri tutuklanacaktı New York'ta ve tutuklanıp tutuklanmayacağı noktasındaki görüşünü bildirecekti ama galiba bu olmamış bugün ve önümüzdeki haftaya kalmış. Şöyle anlaşılıyor yani New York Eyalet Savcısının ciddi anlamda bu tutuklamayı gerçekleştirme niyeti olduğunu biz görüyoruz. Demokrat Parti'nin de bir şekilde Trump'ın tutuklanmasından bir menfaat devşirmek isteyeceğini tahmin edebiliyoruz. Çünkü bakın Trump seçimleri kaybettiği günden bugüne Amerikan siyasetinin, dünya siyasetinin işte bugün bile tartışıyoruz gündeminde olmayı becerebilen bir şahsiyet. Çok renkli bir kişilik. Yani Amerikan kurumlarına, müesses nizama artık adını ne derseniz deyin, geleneksel değerlere pek itibar etmeden onları erozyona uğratabilme pahasına dahi olsa yapılamayacak şeyleri rahatlıkla yapan bir adam. Belki de seçim kampanyası sırasında diğer cumhuriyetçi başkan adaylarının önüne geçmeye de çalışıyor olabilir. İlgiyi, alakayı tekrar üzerine çekmeye, seçmenlerini konsolide etmeye çalışıyor olabilir. Çünkü aşırı Trump sempatizanı insanların olası bir Trump tutuklanmasına karşı çok ciddi bir muhalefet göstereceklerini tahmin ediyoruz. Yani kamuoyunda da bu yönde emareler var. Trump da bunu kendi lehine çevirmeye çalışacaktır ama ciddi anlamda bir tutuklama olur, bir yargılama süreci başlarsa, yani Trump'ın Amerika Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olamama ihtimalini yüksek görüyorum. Hadi oldu diyelim ama seçimlerde Demokrat rakibine karşı zafer elde etme ihtimalini de çok olumsuz şekilde etkileyeceğini düşünüyorum böyle bir olayın. Çok enteresan yani. Evet. Başka çok magazinsel bir yönü de var bu olayın tabii ki. Aynen. Yani birçok farklı O açıdan beni daha çok hocam. Ben dış politika çok
Cezbetmediğince bu beni daha çok cezbediyor olabilir magazinden yönü. Bir şey soracağım hocam. Sürenin sonuna geldik ama Trump gibi liderlerin sonuna geldiğimiz bir dönemde biz. Çünkü biraz devlet kapitalizmini ve ülkenin içine kapandığını görüyoruz. Daha böyle politika ve devlet erkanından gelmiş siyasetçilerin döneminde miyiz? Yoksa güçlü lider ve birazcık daha popülist liderlerin dönemi hala devam ediyor mu sizce? Valla süper bir soru sordunuz Murat Bey. Bizim siyaset bilimi tartışmalarında da irdelediğimiz bir konu. Cevabı kolay değil diyeceğim ama trendler Trump gibi adamların düşüşte teknokrat, işini bilen, toplumun geneline hitap eden merkez, sağ merkez sol siyasetten gelen liderlerin çıkışta olduğunu gösteriyor dünyanın genelinde. Onu da söyleyelim. Hocam çok teşekkür ederim. Tekrar sizinle bu ekranda olmak çok keyifliydi. Sevgili Eda Özdemir'in yokluğunda diyelim. Fırsat buldukça kavuşuyoruz hocamızla. Saygılar, sevgiler diliyoruz. Programın da sonuna geldik efendim. Yarın haftanın son işlem günü. Tekrar görüşeceğiz tabii.